Evet görüyorsun burada e, aslında içerisini çarparsak x kare eksi hayır x eksi 1 yapıyor. Çünkü iki kare farkı karekök x'in karesi x eksi 1 oldu. Bu ifade eksi 1 ile 1 arasında neymiş x eksi 1 dx'miş. Ben daha önceden bunu anlatırken söyledim. X ifadesi tek bir fonksiyon gibi davrandığı için buradaki x'i biz yok ediyoruz. Bunu düşünmeyelim. Sadece eksi 1'i düşünelim. Eksi 1 integral eksi x'tir. Sonra bir 1 bir, bir de eksi 1 yazmamız yeterli. 1'i yazdım eksi 1. Sonra eksi eksi 1'i yazdım artı 1. Ne geldi cevabımız? Eksi 2 geldi. A şıkkındaymış cevabımız. Peki. Şimdi burada yapmamız gereken bir şey yok. Köklü sayılardan dolayı burayı daha düzgün bir hale getirmemiz lazım. Çok karışık görünüyor. Onu ayrıca bir yerde inceleyeceğim. Küp kök. Sonra x kare var. Sonra kare kök x. Ve dördüncü dereceden kök x. Bunu nasıl yapsak acaba? Şimdi şurada gizli bir ikimiz var. Bunları çarptığım zaman 3 kere 2, 6, 6 kere 4, 24. dereceden kök oldu. Sonrasında bu x şurada duruyor. Bir dakika klavyeden şuraya el e, getirmem lazım. X bu duruyor. Bu içeri x üzeri 4 diye girecek. Tamam. Sonra buradaki şu x karede x karede hem 2 hem de 4 kapısından geçeceği için 8 olacak. Bak 2 4'ü çarp 8. Bir de bunu çarp 16. Buraya da ne geldi? 16 geldi. Ee, ne oldu? 24. dereceden kök 21 yaptı. Yani x üzeri 21. Bu 21 ile 24'ü sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirelim. En iyi 3'e bölünür. 8. dereceden kök x üzeri 7 oldu. Yani en son hali de şu oluyor. x üzeri 7 bölü 8'miş diyoruz. Evet. Şimdi şuraya gelelim. Bunun integralini alalım. 7 bölü 8'i bir artırdım. 15 bölü 8 yaptı. Tabii ki buraya 8 bölü 15 gelecek. Sağ tarafa da bir 1 bir de 0 yazıyoruz. 1 yazmamız yeterli. Cevabımız neymiş? 8 bölü 15'miş diyoruz. E şıkkını işaretliyoruz. Geçelim. F1 kaçtır diye sormuş. E, açıkçası D bölü Dx ekleyeceğim. Bu sol taraftara ifadelerim. Sadece x kare Fx kalıyor. Burada da 2x artı 2 yaptı. x yerine 1 yazarsak soru bitmiş oluyor. 1 yazdık. 1 F1 Burası 4 f1 değeri neymiş? 4'müş. Çok basit, değil mi? D şıkkı şart dedim. Altıncı sorudayım. Ee, ne demiş? Bu bölgelerin alanları toplamı aşağıdakilerden hangileri veya hangisi ifade edilebilir demiş. Şimdi buna baktığımız zaman ben şöyle yazayım. Burası S1, burası S2 olsun. Ee, şimdi buradaki bir köşeli parantez. Şimdi f g dediğimizde Burayı vermez. Niye vermez? Şöyle düşünelim. Bu A'dan C'ye dediğimiz aralıkta f daha büyük olduğu için değerleri. Burası, e, ya aslında mutlak değer olmadığı için bunu söylememize de gerek yok. Ama bu böyle bir şey çıkacak. Dx. Bir de C'den A'ya bakalım. Hani tam anlamak istiyoruz. C'den B'ye bakalım. Burada da ne diyeceğiz? Yine f(x) eksi g(x) diyeceğiz şimdi sol taraf burası F'ten G'ye çıkartıyoruz. Yani yukarıdakinden aşağı çıkarttığımız için S1'i verecek. Ama sağ taraf aşağıdakinden yukarıdakini çıkarttığımız için eksiği verecek. Burası S1 eksi S2 eşittir. Bu olamaz. Böyle ifade edemeyiz. Buna gelince bu mutlak değer olduğu için zaten otomatikman bütün alanları eksi de olsa artı da olsa pozitif alacağından S1 artı S2'dir. Bu doğrudur. Bunu ifade edebiliriz. Üçüncü maddeye bakalım. A'dan B'ye fx eksi gx. A'dan B'ye fx eksi gx. Burası s 1i ifade ediyor. Sonra B'den C'ye gx eksi fx diyor. Bak G yukarıda görüyor musun? Şurada. O yüzden bu da doğru. Bu da S2 ifade ediyor. Evet. Bununla da ifade edebiliriz. Cevabımız 2 ve 3 olmalı. D şıkkını işaretledik. Baktığımda ne görüyorum? Aşağı tarafın yani karekökün içine u dersek türevi burada var. O yüzden oraya bir u diyelim. Bunun diferansiyeli eksi 2x dx oldu du. İntegrale gidelim. İntegralde şunu görüyorsun. x dx burada var. Bende de var. Burayı yalnız bıraktığım zaman ne olacaktır? du bölü eksi 2. Yani du bölü eksi 2'yi dışarı atalım. Aşağıda ne kaldı? Karekök u kaldı. Burada şöyle bir küçük oyun yapacağım. d u bölü 2 kök u diye düşünelim. Bunu daha önceden e, testin birinde de söylemiştim. E, hani karekök x'in türevini bir hatırla. Direkt 1 bölü 2 kök x'ti ya. Burada da 1 bölü 2 kökü olduğu için buranın integrali aslında direkt karekök u'dur. Bir de ne var? Artı c'miz var. u ya da bu dediğimiz için cevabımız eksi. 1 eksi x kare artı c olmalıdır. Nerede cevabımız bakalım. D, c şıkkında görüyorum. Evet burada. Tamam. Ee, ne yapmamız gerekiyor? 1 ile 2 arasında 1 ile 2 arasında demiş. Bunun çözümünü bir yapalım. Şurası e, eksi 2 mx diye integrallenir. 1 bölü 2'ye 0. Buraya gelince sıfırla 1 bölü 2 arası diyoruz. Şimdi bunun kökü 1. Sıfırla 1 bölü 2 arasında bu ifadenin değeri pozitif çıkar. Burası pozitif. O yüzden kendi gibi dışarı çıkacak. Yani o zaman 1 eksi x olacak. Bak buranın çıkışı şöyle yapayım. Burası 1 eksi x dx diye çıkıyor. İntegralini aldığımız zaman da x eksi x kare bölü 2 diye geliyor. 1 bölü 2'ye sıfır yazalım. Şöyle yapalım. Tamam. Ee, eksi 1 bölü 2'yi burada x yerine yazdık. O zaman eksi, 1 bölü 2 yerine yazdık. Eksi m geldi. 0 yazdık gitti. 1 bölü 2 yazıyoruz. 1 bölü 2 eksi. Burası 1 bölü 4. Bir de 2'ye böldük. 1 bölü 8 yaptı. Evet şurayı 4 ile genişletirsek. Eksi m eşittir. Kaç yapıyor orası? Bir bakıyorum şöyle. 4 ile genişledik değil mi biz onu? 3 bölü 8 yapıyor. M de ne geliyormuş? Eksi 3 bölü 8 geliyormuş. Nerede cevap? A şıkkında. Şimdi fonksiyon burada 2'den itibaren parçalanmış. Yani öncesi ve sonrası farklı. O yüzden integralde de 0 ile 4 yolu üzerinde 2 sayısı var olduğundan integrali 2 parçaya ayıracağım. 0 ile 2 arasında bir de 2 ile 4 arasında diyeceğim. 0 ile 2 arası 2'den küçük olan yer şurası. 2 eksi x dx 4 ile 2 arası x'in 2'den büyük olduğu yere denk gelir. x eksi 2 dx dedik. Alalım bakalım integralini. 2x eksi x kare bölü 2. Sonra 2'ye 0 dedim. Kapatalım. Burası da x kare bölü 2. Eksi 2x. 4'e 2. Yerine yazıyoruz şimdi. 2 yerine koydum 4. Şimdi 2 yerine koydum 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. 0 yazmayalım. Gerek yok. Şimdi 4'ü yerine koydum 16'yı 2'ye böldüm 8. Sonra 2 kere 4 yine 8. Eksi 2 yerine koyalım. 4 bölü 2'den 2 ve eksi 4. Evet şurası 0 oldu. Ee, buradan 2 geldi. Eksi burası eksi 2 ama eksiden dolayı artı 2 oldu. Neymiş cevap? 4'müş. C şıkkını işaretliyoruz. Durum bu. Şimdi burada bir türev fonksiyonu verilmiş. F2 eşittir 3'tür. F3 nedir diye soruyor. Bu tip sorularda her iki tarafın integralini alıyoruz. Aldığımız zaman sol tarafta fx kaldı. Sağ tarafta da 2x küp bölü 3 sonra artı x kare artı c kalır. Bu bu. F2 eşittir 3 dediği için biz oradan c'yi bulacağız. 2 yerine koyuyorum. Burası 8 bölü 3. 2'ye çarptım. 16 bölü 3 yaptı. Artı 2 burada yerine koyduk 4 artı c eşittir 3'müş. C sayısı şimdi buradan bu çıktı eksi 1 eksi 16 bölü 3. Yani eksi 3 eksi 19 bölü 3 geldi. C sayısı biraz tuhaf geldi açıkçası. Yapacak bir şey yok. Yani şuranın yerini artık ben şu c gördüğün yere eksi 19 bölü 3'ü düşüreceğim tamam. f3'ü istiyor. f3'ü yazıp bulacağız. 3'ün küpü 27. 27 3'e böldüm. 9 9 kere 2 18. Sonra 3'ün karesi 9 ve buraya da eksi 19 bölü 3 dedik. Evet. Bura ne yaptı? 27 yaptı. 27 3'e çarptım. 81 eksi 19 bölü 3 yapıyor. Buradan da cevabımız ne gelecek? 62 bölü 3 gelecek. Var mı böyle bir cevap? Var. C şıkkı. Nasıl bir soru bu böyle? Baktım, aslında simetrik bir soru. Çünkü baktığım zaman, hani bu paraboller aynı yapıya sahip. Sadece sağdan sola ne olmuş? Ya bu ifade, bu parabol sağa doğru 2 birim ötelenmiş gibi görünüyor. Ee, biz yine de ne yapalım biliyor musun? Bu parabollerin denklemlerini yaza yaza gidelim. Bu parabolün denklemi nedir? X artı 2'nin karesi olmak zorunda. Çünkü eksi 2'de t, X'e sıfır koyduğumuz zaman 4 çıkmalı, zaten çıkıyor. Tamam, bu burası bu. Şunu bir yapalım, bu da aynı mantıktan x eksi 2'nin karesini bulundurmak zorunda. Sıfır koyduğumuz zaman 4 çıkmalı, evet, bu da çıktı. Şimdi şu bölgenin alanını bir hesaplayalım. Şurasını, burasını hesaplayalım şimdi. Çok güzel karalayamadım bir an. Böyle yapalım. Evet, bu bölgenin alanını A diyelim bu A alanı eksi 2'den 0'a kadar x artı 2'nin karesi dx'tir. Yani x artı 2'nin küpü bölü 3 dedik. Sonra biz 0 bir de eksi 2 yazacağız. Şimdi 0'ı yazdığımız zaman zaten 8 bölüş geliyor. Eksi 2'yi yazdığımız zaman da burası 0 yaptı. Demek ki A 8 bölüşmüş. Burası da 8 bölü çıkacak ama ben yine de B diyeyim. Ve bu da 0'dan 2'ye kadar x eksi 2'nin karesi dx olacak. X eksi 2'nin küpü bölü 3. Evet. Sonra 2 ve 0 yazdım. 2 yerine koyduğum zaman 0 çıktı. Sonra eksi 0 yerine koyduğum zaman eksi 8 bölü 3 yaptı. Evet, görüyorsun. O da 8 bölü 3 çıktı. Bu alanların toplamı 8 bölü 3, 8 bölü 3'ten ne yapar? 16 bölü 3 yapar. Cevabımız neymiş? E şıkkıymış. 12. sorudayım. Burada ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Şunu her birine ayrı ayrı bölmemiz lazım. Bu ifade aslında bir bakıyorum x üzeri 5 bölü 2. Ama o yukarı çıktığı zaman eksi 5 bölü 2 diye çıkacak. Şunu bir yazıyorum bak x kare x üzeri eksi 5 bölü 2. Sonra ne var? Eksi 4 x üzeri 1 x üzeri eksi 5 bölü 2. Sonrasında artı 10 çarpı x üzeri eksi 5 bölü 2. Şuraya bir tane dx yazacağız. Kuvvetleri bir çarptığımız zaman toplayacağız yani üst sayılarda öyle yapalım. Buna bu çarptım 4. O zaman burası eksi 1 bölü 2 geldi. Şurası eksi 2'den 5 çıktı. Eksi 3. x üzeri eksi 3 bölü 2. Burası aynen duracak. Daha integral alınmadı. Şimdi integral işlemine geçiyorum. Kuvveti bir artırdık. 1 bölü 2 yaptı. O zaman buraya 2 bölü 1 gelecek. Tamam. Bu 4 dursun. Kuvveti bir artırdım. 2 bölü 2. X üzeri eksi 1 bölü 2 yaptı. Buraya da eksi 2 bölü 1 gelecek. Şu. Sonradan onları toparlayacağım. Tamam mı? E, şimdilik katsayıları çok elemek istemiyorum. Bunu kuvvetini bir artırdığım zaman Kaç yaptı? 2 bölü 2 ekledim. Eksi 3 bölü 2. Buraya da eksi 2 bölü 3. Artı c. Tamam şimdi halledelim. Burası 2 kök x aslında. Bu bu. Şurası ne? Artı 8. Çünkü bu da çarptık artı yaptı. Bu da ne yapar biliyor musun? E, kök x yapar ama aşağı inecek bu. Faydada kök x var. Sonra şurası eksi yapacak. Çünkü şu eksi dağıldı. aldı. Eksi 20 bölü 3 yapıyor. 20 bölü 3 yapıyor. Bu da aşağı inecek. X küpün kare kökü. Yani kare kök X küp gibi bir şey çıktı. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Şurayı değiştirelim. Bu aslında kare kök X, kare kök X, kare kök X'tir. Yani şu ikisi X olduğu için X kök X'tir diye düşünmeliyiz. Şimdi 2 kök X, eksi 8 arayacağız. Nerede? Şurası. Bakıyorum. Artı 8 arayacağız. Tamam şu olabilir. Eksi 20, 3 yok orada. Şıkkı neden bir türlü göremedim ben şimdi? Evet buna bakıyorum. 20 bölü 3. Evet gördüm gördüm. Bu işte. Bak x kök x'i görüyor musun burada? Aynen. Cevabımız c şıkkıdır. Şimdi ben burada devreye gireceğim. Görüyoruz çok benziyor ifadeler birbirine. Yanlış şıkkı işaretlemek de mümkün. O yüzden temkinli davranıyorum. Evet baktım baktım tamam sonunda gördüm yani bir de öyle bir şey var. Efendim ne demiş bu soruda bize? 3'ten 10'a kadar f x 5 dx nedir diye sormuş. Ee, u demeyi tercih edeceğim. x 5'e u diyeceğim. Sonra dx eşittir du olur. İntegrale gidiyorum. İntegralde içerisi u, f'in içerisi u, dx'e de du denk geliyor. Oraya da du yazdım. Sınırlarla da oynayalım. Şu 3'ü alalım. Burada yerine koyarsak eksi 2 gelir. Sonrasında üst sınırı alalım 10. Onu gittim burada yerine yazdım 5 gelir. Şimdi bu integralle şu integral aynıdır. Eksi 2 5 fx dx integrali aynıdır. Baktığın zaman zaten eksi 2'den 5'e kadar fx dx deyince şu bölgenin şu mavi bölgenin alanı söylenmiş olur. Bu bölgenin alanı da bize 32 birim kare verildiği için bu integralin eşitleri ne olmalıdır? 32 olmalıdır. Nerede gördüm? E'de gördüm. Evet. Şimdi bu soru. Burada ne yapmalıyız? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Süremini alalım. Yani şuraya d bölü dx ekleyeceğim. Bunun da önüne d bölü dx ekliyorum. Şöyle. E, bu durumda ne oluyordu? Şu d ile integral gidiyor. Bu dx ile de içerideki dx kayboluyor. Sol tarafta karekök içerisinde 2x artı 3'ü görüyorum. Sağ tarafta da buranın türevini alacağım şimdi. K duruyor. M öne düştü. Sonra 2x artı 3'ün m eksi birinci kuvveti bir azalıyor kuvvet. Bir de çarpı 2. Şu c'nin türevi 0 olduğu için artık onu düşünmüyoruz. Burada şöyle bir durum var. Seyret. Ee, bütün katsayıları öne alırsam 2km yapıyor. Ve bu ifade 2x artı 3'ün m eksi birinci kuvveti ya. M eksi 1'in bir kere ne olması gerekir? Bir bak. Hani burası da aslında 2x artı 3'ün 1 bölü 2. kuvveti. Demek ki M eksi 1 sayısı 1 bölü 2'ye eşit. Buradan M eşittir ne gelir? 3 bölü 2 gelir. Bu 1. İkincisi şurası şurası bunun kat sayısına eşit. Bunun kat sayısı burada olmadığı için burası 1'dir diye düşüneceğiz. Demek ki 2KM nedir? 1'dir. KM'de ne gelecektir Buradan. 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi K'yı da sorabilirmiş ama hani KM çarpımı sorulduğu için e, cevabı da direkt bulduğumdan uğraşmıyorum. Ama K'sı olsa daha güzel olabilirdi bu soru. Her neyse soru mantığı bu. Cevabımız da neymiş? C şıkkıymış. Thank <laughs>